Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kaza ve kader ünitesiyle alakalı kaza ve kaderin tanımını yapmaya çalışacağız. Kaza kelimesi ve kader kelimesi, kelime olarak kader, bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamına gelir. Terim olarak ise kader, Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde, istediği biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacakları da Allah'ın önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de evreni bir ölçü ve düzen içinde yarattığını bildirmektedir. Evrenin devamı, işleyişi ve son bulması da onun takdiriyle gerçekleşir. Bütün bu ölçü ve düzeni yaratan, yöneten Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatmıştır. Bu konuyla alakalı Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince bir hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Kaza kelimesine gelince kader inancının iyi anlaşılabilmesi için kaza kavramını da bilinmesi gerekir. Kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamına gelir. Ezelde bilinen ve takdir edilen her şeyin vakti gelince gerçekleşmesine kaza denir. Mesela örneğin su 100 derecede kaynar kuralı kaderdir ama suyun 100 derecede kaynaması eşittir kazadır. Yani kaderin kazaya dönüşümü. Yani tekrar söylüyorum, su 100 derecede kaynama kuralı eşittir kader. 100 dereceye ulaştığı zaman suyun kaynaması kazayı ifade ediyor. Kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de, arkadaşlar buraya dikkat etmemiz gerekiyor. En çok yapılan hatalardan birisi diye düşünüyorum. Yani kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak, ayet ile Bismillahirrahmanirrahim. Böylece onları iki evrede yarattı. 7 gök olarak yarattı. Yarattı, olmuş, bitmiş, kaderde, kazada var olan şey meydana gelmiş. Onun için kazayı ifade eder. Ayet ile kazayı ifade edebiliriz. Göğe kendi işini bildirdi. Allah bildirmiş, olmuş, bitmiş, kazayı ifade eder. En yakın göğü kendilerine süsledik, süslemiş. Allah bir şekilde göğü süslediğini, yıldızlarla süslediğini ifade ediyor burada ve kazayı ifade ediyor. Her kelimeyi değerlendirdiğimiz zaman kaza anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. O da takdir etti, yarattı ve kaza gerçekleşti. Kaza ve kader kelimesini bu şekilde anlattıktan sonra kaza ve kader kelimesini daha iyi algılayabilmek için buradaki hadisi dinlemek gerekiyor, dikkat etmek gerekiyor. Yüce delikanlı, bak delikanlı, sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki Allah'ı daima yanında bulasın. Her şey bir şey istediğinde Allah'tan iste ki, yardıma muhtaç olduğunda Allah'tan yardım dile ki, dile ki Allah sana yardımcı olsun. Şunu bil ki
Bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya gelse, ancak onun takdir ettiği kadarıyla fayda verebilirler. Ama bütün insanlar sana fayda vermek için bir araya gelse, o zaman fayda vermek adına insanlar bir araya gelse, ancak Allah'ın takdiri ettiği kadarıyla yardımcı olabilirler. Burada arkadaşlar külli irade söz konusu. Allah dilediğini yapar, dilediğine yardım eder, dilediğini yardım etmez diyerek söyleyebiliyoruz. Yani bunların hepsi Allah'ın takdirine bağlıdır. Şimdi arkadaşlar burada Cibril hadisi var. Cibril hadisi demek Cebrail geliyor, Peygamber Efendimiz'e soru soruyor. Ondan sonra sorunun cevabını Peygamber Efendimiz'den alıyor. Ondan sonra o konu yerine oturmuş oluyor. Cebrail Peygamber Efendimiz'e gelerek bana iman hakkında bilgi ver diye söylüyor. İnsanlara öğretmek adına Resulullah da şöyle buyurdu. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman etmektir. İmanın şartları olarak bildiğimiz imanın şartlarını anlatıyor. Keza hayrı ve şerriyle, burası çok önemli, kadere imandır inanmak. Allah'a inanmak, inanç. Kader ve kazaya iman, Allah ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi olduğunu ve onun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Allah'a iman etmenin doğal bir neticesidir ve İslam'ın inanç esaslarındandır. Altını çizmek gerekiyor arkadaşlar. İnanç esasları olarak 6 esası bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada Allah'ın üç tane isim ve sıfatı var. İlim, kudret, irade. Yani insanın kaderini belirlemek noktasında ilim sıfatı çok önemli. İlim demek Allah'ın gerçek duyular alemini, gerekse duyu ötesine ait olan bütün nesne ve olayları bilmesidir. Bir başka yönüyle ilim, Allah insanları doğduğundan, yarattığından, kıyametin sonuna kadar dünyaya gelecek olan tüm insanları ne yapacağını özgür iradesiyle, ne yapacağını, hangi davranışı belirleyeceğini çok iyi bildiği için kaderini onu tayin eder. Yani kaderi belirlemek noktasında Allah'ın ilim sıfatı geçerlidir. Kudret ise Allah'ın her şeye gücünün yetmesidir. Anlaşıldı artık diye düşünüyorum. Dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir. Kudret sıfatı kaderle tamamen alakalı bir sıfattır. İrade sıfatı. Allah der ki iradesiyle Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yaratmasıdır. Bu Allah'ın takdirinde olan bir şeydir. Hiç kimse müdahale edemez. İradesine de hiç kimse gem vuramaz diye düşünüyoruz. Kaza ve kader anlamında Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasını da bilmek gerekiyor. Ayetlerle anlatıyoruz arkadaşlar. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik göremezsin. Yani insanlar göz aklıyla ya da düşünerek baktığı zaman, düşündüğü zaman ya da kesinlikle Allah'ın yarattığı bütün varlıklarda bir düzensizlik, bir uyumsuzluk asla göremeyiz. Göremeyiz, hiç kimse göremez. Evreni ve içindekileri yaratan Allah düzeni ahenk içinde devam etmesini sağlamaktır. Bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yani o kadar düzen, o kadar uyumlu bir şekilde yaratılış var ki ayette o ifade ediliyor. Biz yeryüzünü bir döşek, yani insanların dinlenebilmesi için bir yer. Dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Kazık deyince arkadaşlar
o dünyanın dengesini sağlayan dağlar olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Sizi çift çift yarattık, erkek ve dişiden yarattık. Burada da bir ölçü ve düzen var. Uykunuzu dinlenme vakti kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık. Bunların hepsinde düzen, bir düzen ve uyum vardır. Üstünüze 7 kat gök, sağlam bir gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeleri yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik. Burada Allah'ın varlıklar içerisinde koyduğu düzeni, intizamı anlatıyor. Bu da yani başlığı düşünecek olursak arkadaşlar, Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Bu ayette de Allah'ın her şeyi, daha birçok şeyi ölçülü olarak, ölçülü bir şekilde yarattığını anlatan bir ayettir. Allah'ın her şeyi ölçüyü ve düzene göre yarattığına örnekler her insanın anlayabileceği derecede açıktır. Yani insanın yaratılışını düşündüğümüz zaman biz gerçekten insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sizi yaratan, size kulaklar, gözler, kalpler veren odur. Yani yaratılışımızdaki düzene baktığımız zaman orada da görebiliyoruz. Yani göz, kalp, beyin, gözün yapısı, kulağın yapısını incelediğimiz zaman muhteşem bir yaratılış olduğunu görebiliyoruz. Altın oran var. Altın oranına bakarsanız arkadaşlar, yani doruların, bir dorunun diğer doruya karşı oranı, her insanın yaratılışında, el yapısında, boğumlarının uzaklığında, yüz yapısında altın oran olduğunu ifade etmek gerekiyor, kısaca söylemek gerekirse. 5 duyu organı bile insanın ne kadar mükemmel olduğunu göstermektedir. İnsan dış dünyayı bu duyular sayesinde, 5 duyu organından bahsediyoruz, bu duyular sayesinde tanır. Görme, koklama, dokunma, işitme, tat duyuları arasında koordinasyon ve uyum sayesinde rahatça yaşamını sürdürebilir. Muhteşem bir uyum. Yani araştırdığınız zaman beynin yapısını, gözün yapısını, kulağın yapısını baktığınız zaman ya da bu organların diğer organlarla irtibatına baktığınız zaman her bir organın diğer organlarla uyum içerisinde yaşadığını göreceğiz. Akıl yoluyla da yaşayarak da görmemiz mümkün. Allah her şeyi yerli yerince bir ölçü ve düzene göre yarattığını hayvanlar aleminde de görüyoruz. Hayvanların türleri, mükemmel yaratılışları vardır. Soğuk havalarda yaşayan, sıcak havalarda yaşayan insanlar, hayvanların deri ve tür yapıları birbirinden farklıdır. Bitkilerin de hakeza aynıdır diye düşünüyoruz. Kilometrelerce uzakta çiçek dolaşarak kovanına çiçek özü getiren arılar, arıların da iç bölümü yaparak çalışırlar ve insan için bal üretirler diye düşünüyoruz. Yani Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzene göre yarattığına dair ayete baktığımızda ise Rabbinin bal arısına dağlarda ve ağaçlarda ve hazırlanmış kovanlarda yuva edinin, sonra her çeşit üründen ye, sonra da Rabbinin işlemen için gösterdiği yollardan yürü diyerek vahyetti. Karınlarından insanlara şifa veren çeşitli renklerde bal çıkar. Allah'ın arıya verdiği bir görev
görev formatıdır bu. Düşünen bir millet için bunda kesinlikle ibretler vardır. Araya baktığımız zaman kas yorgunluklarını giderir, öksürüğe faydalıdır. Yaraları ve kesiklikleri iyileştirir, sindirim ve sindirim sistemine de faydalıdır. Yukarıdaki ayeti bu faydalı anlamında değerlendirdiğimizde yine Allah'ın insanlar için bir emrini ifade ediyor. Yaratılıştaki bir emrini, arıya verdiği bir görev emrini, DNA'sında, arının DNA'sında bu var. O onu kesinlikle yapacak. Allah'ın göklerde ve yerde bulunan şeyleri hizmetinize verdiğini, nimetlerini gizli ve açık önümüze bolca serdiğini görmez misiniz? Yani insanın bütün varlıkların yaratılışında insana hizmet gayesi vardır. İnsanın yaratılışında ise Allah'a kul olma görevi vardır. Kul olmak demek ne demektir? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirme gayreti içerisine girmek, Allah'a kul olmak anlamına gelir. Arada olduğu gibi insan da bu kulluğunu düşünmesi gerekiyor. Allah mükemmel yaratmasına güzel bir örnek de dünyamızdır. Mükemmel bir örnek. Yani dünyamız, dünyadaki evrendeki gezegenlerin arıları, aralarındaki ölçü de bunu ifade eder diye düşünüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Düşündüğümüz zaman arkadaşlar, gezegenler arası uzaklık, mesafe çok mükemmel bir yaratılıştır. Dünya var olduğundan beri hiçbir varlık, yani evrende olan hiçbir gezegen, hiçbir şekilde hiçbirinin hakkına gasp etmiyor. Yani kendine verilen bir görev olarak kendi hareketini sürdürüyor. Burada da muhteşem bir düzen, muhteşem bir uyum vardır diye düşünüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Aklınıza ne geliyorsa Allah'ın yarattığı tüm varlıklarda muhteşem bir ölçü, varlıklar içerisinde muhteşem bir uyum, bir varlığın diğer varlıklarla muhteşem bir uyumunu görebiliyoruz araştırdığımız zaman. İmanın altı şartından biri olan kaza ve kader inancı da evrendeki ölçü ve düzeni yakın düzenle yakından alakalıdır. Kader ve evrendeki yasalar. Bugünkü dersimiz bitti arkadaşlar. Diğer derste görüşmek umuduyla.